Canım arkadaşlarım selamlar. 40 soru serisi problemler kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. teste kalmıştık ve 15. testle alakalı sana yine her testte olduğu gibi uyarılarda bulunacağım. Arkadaşlar 40 soru serisi problemler fasikülümüzle ilerliyoruz. 15. testimiz ise 34 ve 35. sayfalarda yer alıyor. 34 ve 35. sayfalarda hemen senin işaretlemen gereken soruları söylüyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, 6 ve 7 sorular. Toplam 8 tane soru çözeceğiz. 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı sorular ÖSYM'de karşına çıkma potansiyeline gayet fazlasıyla sahip olan sorulardır. Ve sevgili arkadaşlarım bu soruları mutlaka kayıt ve sınavdan önce Çözmen gerekiyor, dinlemen gerekiyor, tekrardan bir e, bakman gerekiyor. Sınavdan bir hafta önce, iki hafta önce bu sorulara bak, sınava öyle gir. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi ilk defa videomuzda karşılaşan ve bu nedir ki, ne kampıdır diye merak eden öğrenciler varsa da Arkadaşlarım 40 soru serisi problemler kitabımızda bir kamp yapıyoruz. İçerisinde toplam 320 tane soru ve 88 sayfadan oluşuyor. Bu güzel kaynak. Her problemler fasükülüyle karıştırmayın bunu. Hepsi gibi değil. Biliyorsunuz çok fazla problemler fasikülü var. Ee, diğer problemler fasikülünden ayıran özelliği şu içerisinde konu kavrama sorusu yok. Yani tamamı direkt ÖSYM tarzında ÖSYM çizgisine uygun ne 1 milimetre içinde ne 1 milimetre ne mm dışında olan sorular sevgili arkadaşlarım. İnanılmaz güzel sorular var ve tadı damağında kalacak bir kitap. Ee, bu kitapla birlikte 40 tane videoyla sevgili arkadaşlarım bitireceğiz ve mottomuzda bir şeyi 40 kere söylersen olurdu. Şu an biz 15. defa söyleyeceğiz bu işi halletmek için kararlılıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Hazırsanız kitabınız önünüzde ise kaleminiz ve silginiz elinizde ise karşınızda da ben açıksam hadi hiç vakit kaybetmeyelim 15. defa söylemek için dersimize geçelim. Buyurun bakalım. Evet ilk sorumuza bakalım ki biliyorsunuz işaretlettirmiştim ben bu soruyu. Şöyle birazcık geri alalım. Soru sığsın şıklara gerek yok. Şıkkın kendisi biz olmuşuz ve şıklara gerek var mı? Biz buluruz onu. Olimpiyatlarda yarışılan branşta birinci olan atlete altın, ikinci olan atlete gümüş, üçüncüye bronz madalya verilmekte. Olimpiyatlarda madalyaların ülkelere göre dağılım yüzdelerini gösteren tablo aşağıda verilmiş burada şundan bahsediyoruz. Altın madalyaların %30'unu Fransa, %32'sini Türkiye, 15'ini İtalya, 22'sini Brezilya ve birini de diğer ülkeler almış. Buranın toplamı 100 yaparken yine gümüş madalyalarda da aynı oranlama söz konusu. Toplamları %100'ü verecek şekilde. Yani altın madalyaların altın madalyaların %22'sini Brezilya almış mesela. Gümüş madalyaların %19'unu diğer ülkeler almış gibi yorumlayacağız bunu ki tablo bunu anlatıyor bize. Fransa'nın aldığı altın madalyaların sayısının gümüş madalyaların sayısından 54 fazla olduğu bilindiğine göre. Şimdi şu şundan 54 fazlaymış. Yani diyor ki %30 ve %12 arasında 54 tane madalya farkı var. E buradaki fark ne arkadaşlar? Tabii ki de %18'dir. İşte bu %18 bize 54 madalyayı veriyormuş. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Bu bunun 3 katıysa %1 demek aslında 1, 3 madalya demek. %1 demek 3 tane madalya demek. Şimdi buna okeyiz herhalde hepimiz. Peki devam. O zaman ben bu tablodaki bütün değerleri bulabilirim. Şimdi birinci öncülümüze bir bakalım. Türkiye'nin aldığı altın madalya sayısı 64'tür. Türkiye'nin aldığı altın madalya oranı %32 idi ve 3 üç katı, 3 ile çarpınca madalya sayısını buluyordum. O zaman Türkiye'nin aldığı altın madalya sayısı 96'dır. E burada 64 demiş bize. Demek ki birinci öncülümüz çortladı. İkinci öncüle bakıyorum. Brezilya'nın aldığı gümüş madalya sayısı yani şu arkadaşlar İtalya'nın aldığı gümüş madalya sayısından yani şundan 42 fazladır diyor. Şimdi ben bunu 3 ile çarptım 60 bunu 3 ile çarptım. 102. 102 60'tan ne kadar fazla? 42 fazla. Demek ki ikinci öncülümüz doğru. Fransa'nın aldığı bronz madalya sayısı 40'tır demiş. Fransa'nın aldığı bronz madalya sayısı %10'du oranı. 3 ile çarparsak 30 yapar. 30 tane madalya almıştır. Bronz madalya almıştır Fransa ama burada ne demiş? 40 demiş. O halde bu da yanlış. Bizim doğru cevabımız artık karşımızda cevap yalnız 2 olacaktı. O halde doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Tam anlamıyla bir MSÜ veya TYT sorusuydu. Aklınızda bulunsun. Kaydettiyseniz devam ediyorum ikinci sorumla. Bir sinema müşteriler için bir kampanya başlatmış. Eğer müşteriler belirli bir sayının üzerinde bilet alırlarsa o sayının üzerinde alınan her bilet için %50 indirim uygulanacaktır diyor. Şimdi o sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Kampanya döneminde bir bilet alan kampanya döneminde bilet alan bir müşteri 4 tane bilet için 24 lira ödeme yapmış. Şimdi bu 4 tane biletin o belirli bir sayının üzerinde dediği sayı var ya o sayı geçip geçmediğini bilmiyorum. Öncelikle geçmediğini düşünelim. Şimdi o zaman 4 tane bilet 4 tane bilet 24 TL'dir mantığıyla yola çıkalım. O zaman bir tane bilet ne kadardır? Bir tane bilet tabii ki 6 liradır. Şimdi 5 kişilik bir grupta 5 tane bilet aldığında toplam 12 lira indirim uygulanıyor. Şimdi indirim uygulandığına göre demek ki kampanyadan yararlanılmış. E 4 tanesi için ben indirim uygulamadığımı düşünüyorsam o zaman 5. bilet için indirim uygulanmıştır. E bir tane bilet 6 liraysa demek ki 5. bilet için 3 TL bir indirim uygulanacaktır. Ama burada 12 TL'lik indirimden söz ediyor. Demek ki bize bu ilk baştaki varsayımımızı, ilk baştaki kabulümüzü yalanlıyor. İlk baştaki kabulümüz neydi bizim? Bu 4 tane bilet için indirim uygulanmasındı. Demek ki 4 tane bilet için de indirim uygulanıyor. Ama kaç tanesinden sonra indirim uygulanıyor bunu bilmiyorum. O halde diyorum ki ilk x bilet için bilete indirim yok diyelim. İndirim yok. Ve indirimsiz hali de 2A lira olsun. 2A lira. Şimdi neden 2A seçtim? 100, %50 indireceğim ya. Öyle kesirlerle uğraşmayayım diye. Bunun %50 indirdiğim zaman zaten A'ya tekabül eder. Şimdi o halde ben diyorum ki 4 tane bilete 24 lira vermiştim ya. X tanesine 2A lira veririm. 4 eksi X tanesine yani X'ten sonrasına A lira veririm. Toplam 24 TL vermişimdir. Şimdi burası 2 A ax yaptı. Artı içeri dağıtıyorum. 4 A eksi A X geldi. Eşittir 24 dedim. Buradan 2 ax'ten AX'i çıkardım. AX kaldı. AX'de 4 A'nın toplamı da bize 24'ü veriyormuş. Şimdi bunu kayıt altına alalım. Birazdan ihtiyacımız olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlarım diyor ki 5 kişilik bir grup 5 tane bilet alınca toplam indirim 12 liradır. Yani hangisine indirim uygulanır? X tanesinden sonrasına. Yani 5 eksi X tanesine indirim uygulanır. Ve tamamına A lira veriyorduk. O zaman A lira da indirim uygulanmıştı her birine. Demek ki indirim tutarı da bu. İndirim tutarı buysa eşittir 12 diyeceğim. Ve buradan da 5A eksi AX eşittir 12'dir diyebilirim. Şimdi benim elimde bir yukarıda turuncu ile işaretlediğim var. Bir de aşağıda e, turkaz turkuazla işaretlediğim var. Onları bir şuraya yazalım. AX ile 4A'nın toplamı 24'tü. Ve 5A'dan AX'i çıkarınca bu da 12'yi veriyordu bize. Ben bunları taraf tarafa hemen toplarsam AX'ler birbirini götürür. 9 tane A eşittir 36 yapar. A da buradan kaç gelir? 4'ün ta kendisi. Yani aslına bakarsan e, indirimsiz biletin fiyatı 2 kere 4'ten 8 liraymış. İndirimli hali nedir? 4 liradır. Şimdi A4 ise getirip şurada yerine yazalım. 5 kere 4 20 eksi 4x eşittir 12 ise demek ki 4x eşittir 8'dir. x eşittir 2. Bu ne demekti? İlk x tane bilete indirim yok demiştik. Demek ki ilk 2 bilete indirim yokmuş. 2'den sonra alınan biletlere indirim uygulanıyormuş. Bana sorusu şu. 7 tane bilet satın alırsa bir müşteri diyor kaç lira öder? Şimdi ilk x tanesine yani 2 tanesine indirimsiz fiyattan ödeyecek. Yani 8 liradan ödeyecek. Sonra kalan 5 tanesine indirimli fiyattan yani 4 liradan ödeyecek. Bu da 16 artı 20'den bana 36'nın ta kendisini verir. Demek ki 36 lira ödermiş diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu çok güzel soru içinde Murat hocama, Murat Tan Açan hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, bana bu soruyu yayınlamam için, kitabımda yayınlamam için <laughs> hibe etti. Gerçek anlamda çok teşekkür ederim ona. Ee, kendisi yılların deneyimi ve çok saygı duyduğum bir insan. Çok da sevdiğim bir insan. Hem kişilik olarak hem matematikçi ruhuyla ciddi anlamda büyük işler başarmış bir adam. Muba yayınlarının da aynı zamanda bir yazarı kaç tane kitabı var. Üstad diyebiliriz. Ee, üstad demesi ayıp olur. Mesleğinde yani yanlış hatırlamıyorsam 35-36. yılı diyebilirim arkadaşlar. Ciddi anlamda üstattır kendisi. Ona da bu güzel soruyu yazdığı için teşekkür ederim. Yazıp bir de bana verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Saygılar sevgiler Murat Hocam. Evet devam edelim 3. sorumuzda. Aşağıdaki 8 eş parçaya ayrılmış ve numaralandırılmış bir dairesel pistin çevresi 600 metredir. A noktasından hızları 10 metre bölü saniye ve 8 metre bölü saniye olan iki hareketli gösterilen yönlerde aynı anda zıt yönde harekete başlıyormuş arkadaşlar. Şimdi bu, bu tarafa 10 ile hareket ediyor bu, bu tarafa 8 ile hareket ediyor pistin çevresi 600 metre ama 8 eş parçada bölündüğü için ben 600'ü bir 8'e bölerim şöyle. 608'e böldüğüm takdirde 75 metre gelir. Bu ne demektir? Buradaki her bir birim 75 metredir. Buradaki her bir aralık Numaralandırılmış yerler var ya 1 2 3 4 5 6 7 8 diye. Bunların her biri 75'er metre. Buna göre bu hareketlilerin 3. kez karşılaştıkları bölge hangisidir? Şimdi öncelikle bu adamlar burada. Varsayalım ki ilk karşılaşmaları şuralarda bir yerde gerçekleşiyor. E güzel kardeşim. Bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar ya. Toplamda aldıkları yol bak bu buraya kadar gelir. Bu da buraya kadar gelir. Toplamda aldıkları yol bir turun ta kendisidir. Yani 600 metredir. Şimdi bunlar buradayken 10 metre bölü saniye hıza sahip olan bu tarafa 8 de giden bu tarafa hareket edecek. E şimdi varsayalım ki bu sefer burada bir yerde karşılaştılar. E yine aynı şekilde bu buraya gelecek bu buraya gelecek gene bir tur atmış olacaklar. Yani her karşılaşma için bir tur atmaları gerekiyor ikisi birlikte. Madem öyle 3. karşılaşma için 3 tur atmaları gerekiyor. Yani 3 çarpı 600'den toplam beraber almaları gereken yol miktarı 1800 metredir. Ben bu 1800 metreyi bunlar birbirlerine doğru hareket ettikleri için ne yapmam gerekiyor sevgili arkadaşlarım? Tabii ki de toplam hıza yani 18'e bölmem gerekiyor. Bak 1800 metreyi 18 metre bölü saniyeye böldüğüm takdirde metreler gider. Saniyeyi ters çevirip çarptım. 100 saniye geldi. Aslında ne yaptım? Yolu hıza böldüm. Karşıma zaman çıktı. Şimdi 100 saniye ne demek? Üçüncü karşılaşmaları 100 saniye sonra olacak demek. O zaman herhangi bir tanesini seçersin güzel kardeşim. Dersin ki mesela bunu seçtim. Bu adam da 100 saniye hareket edecek. Üstteki de 100 saniye hareket edecek. İstediğini seçip istediğinle yoluna devam edebilirsin. Ben alttakini seçtim. 10 metre bölü saniye ile 100 saniye boyunca hareket edersek saniyeler gitti. 10 kere 100, 1000 yapar. 1000 metre sonra diğer adamla karşılaşacak 3. defa demek bu. Şimdi 1000 metre neresidir? Şuradan yola çıktık. E, 600 metre hareket edince yine buraya gelecek sonuç olarak. Geriye kaldı 400 metre. E, bunun tam karşısı 300. metreydi. Yani şuraya kadar geldi. E, burası 300. metreydi. Geriye kaldı 100 metresi. E, şurası 75'ti. Geriye kaldı 25 metresi. 25 metre daha ilerlerse buralara bir yere gelir. Yani 6. bölgede sevgili arkadaşlarım 3. karşılaşma gerçekleşir. Cevabımız da D seçeneği olur diyebiliriz. Evet gençler artık hazırsanız dördüncü sorumuza doğru geçebiliriz. Dördüncü soru sınav tarzı bir soru değil. Sınavda daha önce sorulmuş bir soru değil. Bazı soru bankalarında meşhur olan bir soru ama sınavda hala böyle bir şey çıkmadı çıkarsa ilk olur. Ee, bunu peki neden buraya koyduk? Neden bu fasiküle koyma ihtiyacı hissettik? Çünkü sevgili arkadaşlarım ufuk açan bir soru, ufuk genişleten bir soru, farklı bakış açıları kazanmanıza sebep olacak bir soru. Bundan kaynaklı burada yer alıyor ama uyarıda bulunduğum ve bu soruyu işaretlediğim, işaretleyin dediğim sorulardan bir tanesi değil bu. Dördüncü sorumuzu okuyalım. Aşağıda çeşitli yanma sürelerine sahip ip parçaları şekildeki gibi birbirine tutturulmuş. İp parçalarının yanma süreleri üzerinde yazmakta. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda ip yanmaktadır ve BK KF'ye eşitmiş. Yani şurası gençler şuraya eşitmiş. E burada 4 dakika yazıyorsa demek ki burası da 2 dakikada yanacak. Burası da 2 dakikada yanacak diyebilirim. İpler K noktasında yakıldıktan kaç dakika sonra tamamen yanıp biter diye soruluyor. Şimdi öncelikle aşağı doğru düşünecek olursam 2 dakika şurası yandı, 2 dakikada da burası yandı. Güzel. Şimdi uzun olan yol burası da 4 dakika, burası da 4 dakika. Şuradaki 1 dakikalık kısımlar, şurasıyla şurası eşit sürede yanar. Ee, burası daha sonra yanacağı için ben şurayı baz alacağım. Şurası ilk yandı, bitti. Ama en uzun noktası burası olduğu için artık diyorum ki... 2 dakika, 4 dakika daha. Burası toplam 6. dakikada alt kısım. Yani K'nın alt tarafı mutlaka yanıp biter. Şimdi K'nın üst tarafına bakalım. Şurayı almıştık, 2 dakika demiştik. Şöyle gidersem 5 dakika oluyor. Burası yandı bitti. Şöyle gidersem 6. dakikada yani burası tamamen yanıp bittiğinde biz hala burada olacağız. Hangisi daha geç yanar? Şurası hocam. O zaman 6'ya 3 eklersem cevabım kaç olur? 9 dakika olur. Yani cevabımız D seçeneğiydi diyebiliriz sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Beşinci sorumla, beşinci soruda bir marketin yaptığı kampanyada 3 meşrubat kapağı getirene bir meşrubat hediye edilmekte. Eskiden böyle şeyler vardı. Şimdi hala var mı yok mu bilmiyorum ama ben çok severdim böyle şeyleri. Cips alırdım. Cipsin içten bedava çıkardı. Onları biriktirirdim. Markete götürdüm. En son bakkal amca bana söverdi. Yani açıktan sövmezdi ama içinden bir sövdüğü kesin yani aşikar. Çünkü götürürdüm. 20 tane bedava cips alırdım. Adamın cips koyduğu standta cips kalmazdı. Adam da toptancıyı beklemek zorunda kalırdı. Biliyorsunuz böyle şeyler esnaflar için önemlidir. Dükkanın dolu görünmesi, cips standının dolu görünmesi. Çünkü o böyle hani zengin gösteriyor anlatabildim Yani hani bende yok yok demek istiyor. Ama ben gidip öyle 20 tane birden bedava cips alınca adamın canı sıkılıyordu, morali bozuluyordu. Aslına bakarsan onlar oradan da para kazanıyorlar. Para için canı sıkılmıyordu. Bedava götürdü diye canı sıkılmıyordu. Çünkü onlar zaten parasını kazanıyor ama olay şu. Burada gençler adamın dükkanının dolu görünmesi onun için önemli ya. Ben birden öyle 20-30 tane cips alınca adamın canı sıkılıyordu. Yani çünkü bir de toptancıyı bekleyecek şimdi. Mesela toptancı da 5 gün sonra geliyor. 5 gün boyunca daha da cips satılmaya devam edecek. Adamın standa cips, cips hiçbir şey kalmıyor. Kola içinde falan da aynısını yapardım. O yüzden biraz can sıkıcı bir muhabbeti. Keşke şimdi de o dönemler olsaydı. Şimdi 20 değil 50 tane alırdım. <laughs> Gençler devam. Beşinci soru. Bir market, marketin yaptığı kampanyada 3 tane meşrubat, meşrubat kapağı getirene bir meşrubat kapağı hediye edilmekte. Marketten bir ay içinde her gün parası ödenerek veya hediye olarak sadece bir tane meşrubat alınıyor arkadaşlar. Her gün bir tane alınıyor. Ya parası ödeniyor ya da hediye olarak alınıyor. 30 günde en fazla kaç meşrubat kapağı kaç meşrubat hediye alınabilir diye soruyor. Şimdi ilk günü düşünürsek hediye alamayacağız. Mecbur paramızı alacağız. Paramızı da aldıklarımızı P ile göstereceğim. Hediye olarak aldıklarımızı H ile göstereceğim. Aklında bulunsun. Şimdi ilk gün gittik paramızı verdik aldık. Şu an hala hediye bir olayımız yok. Çünkü bir tane kapak biriktirebildik. Bunu içtik ikinci gün gittik bir tane daha aldık. Şu an iki kapağım var hediye alamam. Üçüncü günde mecburen paramla almak zorundayım. Ama şu an üç tane kapağım var. Dördüncü günü sabahı uyandım ve benim gibi yapmadım da birikir birikmez hemen gittim o hediyemi aldım abi. Tamam güzel. Şimdi şu an bir tane kapağım var. Hediyenin de bir kapağı var unutma. Şu an bir tane kapağım var. Gittim beşinci gün paramla aldım. Altıncı gün paramla aldım. Yine üç tane kapağım oldu. Yedinci günü sabahına uyandım. Gözümü açar açmaz. Dedim ki üç kapağım var. Benim hediye meşrubat almam gerekiyor. Gittim hediyemi aldım. Paramla aldım. Paramla aldım. 10. günü sabah hediyemi aldım. Tamam mı? Hediye çok güzel bir şey. Şimdi bu düzeni fark ettik artık. Hep böyle PPP diye başladı. HPP, HPP, HPP diye gidecek bu. Çok güzel. Şimdi o zaman bunu fark ettiğimize göre üçerli gruplar halinde bu şekilde bir gruplama yapıldığını da gördün. E, 30 gün demişti. 30 günü üçerli gruplar halinde 10 gruba ayırabilirim. 10 grup. Bu 10 grubun sadece burasında hediye yok ama diğerlerinin her birinde Yalnızca bir tane hediye var. Demek ki o 10 gruptan bir tanesinde hediye yoksa 9 grubun tamamında da birer tane hediye vardır. Yani toplamda 9 tane hediye alabilirim ben bu şekilde. Evet, güzel soruydu. Çözmesi, düşünmesi sanki böyle kolaymış gibi geliyor ama e, bu şekilde düzene oturtmadığın sürece yanlış yapılabilir sorular arasında e, sevgili arkadaşlarım. Yani şu soruyu arkadaşlarınıza rastgele sorun. Bir sürü varyasyon üreteceklerdir. Bir sürü şey üreteceklerdir hatta yanılacakları cevaplarda bulabilirler. O yüzden dikkat böyle sorulara aklınıza bulunsun. Altıncı sorumuz işaret koydurduğum sorulardan bir tanesiydi. Şimdi çok ama çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun beni. Bir kurumda yapılan iki farklı denemede öğrencilerin yaptığı net sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. İkinci deneme sınavında gençler birinci deneme sınavına göre 40 öğrencinin neti 10 artmış. Şimdi ikinci deneme sınavına girdikleri zaman 40 tane öğrencinin neti her birinin 10 arttığına göre Toplam bu deneme sınavında yapılan net sayısı 400 artmıştır. 40 çarpı 10'dan. 60 tane öğrencinin neti de 6 artmış. O zaman toplam kurum geneli net sayısı 360'da buradan artmıştır. Ama 30 tane öğrencinin neti 4 azalmıştır diyor. Demek ki genelde 120 net düşmüş 30 kere 4'ten. Şimdi toplamda ne kadar artış var? Bunu bir e, ne kadar artıdayız? Bunu bir bulalım. 400, 360'da 760, 120 çıkarırsam 640 kardayız şu an net bakımında. Güzel. İkinci deneme ya kolaymış... Ya da öğrencilerin başarısı artmış. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Diğer öğrencilerin net sayısı değişmemiş. Güzel. İkinci deneme sınavının ortalama net sayısı birinci deneme sınavının ortalama net sayısından sadece 2 fazlaymış. Yani 640 net artmasına rağmen ortalama 2 artmış. Ya ben direkt cevabı söyleyebilirim ama yine de çözelim. Hani sonuç olarak bunu fark edenler vardır. 320 tane öğrenci varmış o zaman diyenler illa ki vardır. Ama bunu denklemsiz anlayamayan öğrenciler de olabileceği için ben size bir de denklem kurayım. Şimdi A tane öğrencimizin olduğunu düşünelim. Birinci deneme sınavında net ortalamamızda x. Bak bu öğrenci sayısı bu da net sayısı. Şimdi toplamda yapılan net sayısı o zaman ax'tir. İkinci deneme sınavında toplamda yapılan net sayısı a çarpı x artı 2'ymiş arkadaşlar. Çünkü ortalama net ikinci sınavda 2 artmış. Öğrenci sayısı da değişmiyor. Şimdi İlk sınava göre ikinci sınav 640 net fazlasıydı. Dolayısıyla ben bunu 640'a eklersen bunlar birbirine eşit olur. Yani ax artı 640 eşittir ax artı 2a dedim. Burada her iki taraftaki ax'lere bay bay diyeceğiz. Ve böylelikle 2a eşittir 640 gelirken a sayısı bize 320'yi verecek. O halde a neydi? neydi öğrenci sayısı bizden de zaten e, deneme sınavlardan birine giren öğrenci sayısı sorulmuştu. Doğru cevabımız 320 olacaktı. Güzel soruydu işaret koymanızı önermiştim. Şimdi geçiyorum 7. soruma. 7. soruda bizim için değerli sorulardan bir tanesi. Pür dikkat dinleyeceğiz. Şıklara göre yorum yapacağız ki ÖSYM bazen böyle şeyler yapıyor arkadaşlar. Ve can sıkıcı olabilecek sorulardan bir tanesi. Çünkü daha çok temel, kavram, temel, temel kavramlar ağırlıklı olan bir soru. Dolayısıyla çok ama çok dikkatli dinle beni. Bir tane futbol maçında galibiyet durumunda 3 puan, beraberlik durumunda 1 puan verilmekte ve yenilgi durumunda ise puan verilmemekte. Yani 0 puan. Şimdi galibiyetler için 3 puan, beraberlikler için 1 puan ve e, mağlubiyetler için de 0 puan olduğunu söyledik. Bir futbol takımının yaptığı 40 tane maçla ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Galibiyet, mağlubiyet, e, galibiyet, beraberlik diyelim. Puan alışına göre ilerleyelim. Galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet var. Buraya da puan diyelim. Tamam. Şimdi tablomuzu çizdik diyor ki en az 10 tane maçta galibiyet almıştır diyor. Burası en az 10 olacak diyor. En az 10 tane maçta yenilgi almış, mağlubiyeti de 10 olacak diyor. En az 10 maçta beraberlik almıştır. Burası da en az 10 olacak diyor. Ve en az 39 puan toplamış diyor. Yani burası minimum 39 olacak diyor. 39 olacak diyor. Tamam mı? Minimum bu olacak diyor. Pekala. Şimdi 10 10 10 toplam 30 yaptı zaten. 40 maça ihtiyacımız vardı. Demek ki burası yemeyecek. Bunların hepsi de onun üzerinde olacak ve en az 39 puan aldıracağız biz buna. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, alabileceği maksimum puana bakalım. Örnek veriyorum. Ee, burada ya da 39 puanmış ya. 39 puan alabilir mi diye bir düşünelim önce biz. Burada 10 tane galibiyet ve 10 tane beraberliği aldığı an zaten şurası da 20 mağlubiyet olsa 40 puan oluyor. Değil mi? Çünkü 3 kere 10 buna 3 puan veriliyordu. Buna 1 puan buna 0 puan veriliyordu. 3 kere 10'dan 30 puan. 1 kere 10'dan 10 puan topladık 40 puan. Zaten 39 puanı zaten her halükarda geçiyoruz. Peki o zaman ben diyorum ki mesela 41 puan alınabilir mi? 10 tane galibiyet alır. 11 tane beraberlik 19 tane mağlubiyet alır. 41 puan elde edilir. Bak 41'i elde ettim. Elde edebiliyormuşum. 10, 12 ve 18 dedim. 42 puanı da aldırdım. Demek ki bu da olabiliyormuş. Değil mi? Peki 53 puan alabilir mi? 53 puanı aldırabilmek için mesela ben burayı 12 yazarım. Tamam mı? Ne yaptı? 36 puan. 36 puan. 53 alabilmesi için 17'ye daha ihtiyacımız var. 36, 17 daha 43, 53 yapar. 12, 17 daha 29 yaptı. 11 tane de mağlubiyeti vardır dedim. Toplam 40 tane maç yaptı ve 53 puana sahip olduk. Demek ki bu da olabiliyor. Şimdi geriye kaldı 69 ve 70. 70'i veya 69'u elde edebilir miyiz diye düşüneceğiz. 69-70 civarında düşüneceğimiz için sıkıntı yok. Şimdi mesela e, beraberlik için beraberlik için bir puan veriliyordu ya 70'ten önce veya 69'dan önce 3'ün katı olan hangi sayı var? 3'ün katı olan mesela 70 ve 69 zaten 3'ün katı 23 yazabilirim mesela ben buraya e, ama o zaman hiç beraberlik almaması gerekiyor. Direkt çünkü 23 kere 3-69 yapıyor. O halde e, ben beraberlik 10 tane beraberlik var ya direkt 70'ten 10'u çıkardım ne yaptı 60 yaptı 60'dan önce 3'ün katı olan ne var 57 var şimdi ben burayı 19 seçersem burayı 19 seçersem ne yaptı arkadaşlar 57 puanımız oldu o zaman burayı da 13 seçerim 70 puan olur değil mi 19 13 daha kaç yapar 32 yapar ama 8 mağlubiyet kaldı buraya yani şu an ben 70 elde etmeye çalıştım ama yemedi o halde şöyle yapsam burayı 20 yapsam 60 puan Burayı 10 yapsam 70 puan. Burayı da 10 yaparım mükemmel. İşte zaten alınabilecek maksimum puan da 70 puandır bu sistemde. Bu anlatılan sistemde. 70'i de alabiliyormuşuz yani. O zaman alamadığınız puan hangisiymiş? 69 puanmış. Cevabımız da D şıkkıymış deriz. Gençler gerçekten güzel soruydu. İşaretleyin demiştim. İnşallah işaretlemişsindir. Sınavdan önce de mutlaka çözmen gereken sorulardan bir tanesi bu. Ve artık son sorumuz. Son soru içinde Şöyle yapalım ve çözümümüze başlayalım. İyi dinle. İyi dinle beni. Elvin sabit hızla A noktasındaki evinden AB yolunu kullanarak B noktasındaki kafeye uğrayıp BC yolunu kullanarak C noktasındaki okula 19 dakika ulaşıyor. Önce kafeye sonra okula gidiyor. Üniversite okuyor olabilir. Bak, lisedeyken bunu yapamazsın güzel kardeşim. Lisede o saatte hiçbir kafe zaten açık olmaz. Lisede yüksek ihtimalle sen zaten okuldan önce kafeye gidersen senin annen baban akşam der ki oradan eve tekrar gelme şu tarafa doğru git der. Tamam mı? Yani eve çağırmaz seni. Şimdi demek ki üniversiteye gidiyor. Üniversiteye gidiyorsa yapabilir böyle şeyler. Çünkü üniversitede bazen öğlen 12'de falan başlıyor dersler. Biraz rahat yani anlatabilir mi? Şimdi Elvin kafede 5 dakika vakit geçirdiğine göre AC yolunu kullanarak demek ki kahve alıp gidiyor. Kafede 5 dakika vakit geçirdiğine göre AC yolunu kullanarak okula aynı hızla kaç dakikada ulaşabilir diye sormuş. Şimdi 19 dakikanın 5 dakikası kafede geçiriyoruz o zamanı. Demek ki 14 dakikada yürüyebiliyor burayı. Şimdi 1200-1600 ya burası da dik. O zaman AC yolunu Pisagor'dan yaparız değil mi? Ne yapıyoruz hemen? 1200'ün karesiyle 1600'ün karesini toplayıp kare alıyoruz AC'yi buluyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz tabii ki de. 300'e bölüyorsun 4K diyorsun ee, 300'e bölüyorsun Pardon 300'e bölmüyorsun. 400'e bölelim. 400'e bölüyorsun. 3K diyorsun. 400'e bölüyorsun. 4K diyorsun. 3K 4K 5K alıyor. 300'e çarp, 400'e çarpıyorsun 2000 yapıyor. Demek ki burası 2000 metreymiş. Güzel. Şimdi diyorum ki 1200'de 1600'ü topladım 3600. 3800 yaptı değil mi? 2800. 2800 metreyi 14 <laughs> dakikada yürüyorsa bak 28'in yarısı kadar. O zaman 2000 metreyi kaç dakikada yürür? 20'nin yarısı kadar 10 dakikada yürür. Cevabımız da D şık olur diyebiliriz. Az daha işlem hatasında gümlüyordum ya lan. Evet gümlemeyelim arkadaşlar. Aman dikkat sizler de gümlemeyin. Şimdi artık 15. testimizi bitirdik. Sonuna geldik. Ve gençler 15. testten sonra 16. teste geçeceğiz. Bu testte işaret ettirdiğim soruları da mutlaka videodan hemen sonra bir tekrarını yap. Tamam mı? Hani böyle tekrar çöz demiyorum sadece çözümlere bir göz gezdir nasıl çözdüğümüzü hatırla benim için yeter. Çalışma düzenimiz bu olsun, stilimiz bu olsun. Evet, sonraki videoda görüşürüz. Sizleri tabii ki de çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.